Mezarıma kapanıp ağlaman anam, yarim yarim diye ağlaman. Yoksa biz de kovana çomak sokarız. Keskin nişancı. Silahlanın. Beyler hemen silahlanın. Ben elinizi çıkartın. Ben elinizi çıkartın. Uğur ben elini çıkart. Bakire indirim mi yapsaydık ne? Çabuk!
Osman, bu her kimse sana atıyor. Biliyorum komutanım. Hadi daha güvenli bir yere gidelim. Hadi. Niye geleceğimişim karakola? Amcayı biraz misafir ettik de teyze. Yani bir gelmen lazım. Amca? İbrahim mi? Yürü. Yürü, yürü. Kışla. Emredersiniz komutanım. Dikkatin mi var? Nöbetçi. Korktun mu lan? Dizlerin titriyor mu? Var mı bir sıkıntı Salih? Ne yapıyor herif? Yok komutanım. Bağırıp duruyor içeride. Çok konuşuyor komutanım. Korktun mu lan? Nöbetçi. Ne oldu? Bizimkiler mi geldi? Hepimiz tutuşacak değiliz ya. Nöbetçi, biraz da siz. Beni yakacak odun daha anasından doğmadı ula. Duydun mu? Bir dudağım bitli sakalım var. Eline iki Rus tüfeği aldım diye herkesi kendinden tırsıyı mı zannettin lan sen? Dallama! Dışarıdaki sesler öyle demiyor ama. Ulan senin gibi 100.000'i gelse gözünü kırpan Durali'yi Allah senden beder etsin. Dışarıda şehidimiz var. Yarın nakledileceksin. Savcının huzuruna varana kadar. Ama bu çeneni bir kere açacak olursan, bu çeneni öyle bir dağıtırım ki senin sofra tuzu niyetine kullanırsın. Anladın mı? Profesine şerefsiz. La bu içerideki meymenetsiz gık ederse haberim olacak, tamam mı? Emredersin komutanım. Benim çadırımda konuşmayacaksınız ula. Yok öyle.
başından hastaneye kadar. Hastaneye gerek yok aslanım benim. Ben idare ederim böyle. İğne de mi korkuyorsun komutanım? Bende de iğne hobisi vardı komutanım. Hobi değil Mahmut. Fobi. Ha, fobi. Hastaneye gidilecek Osman. Çocuklaşma. Orada halletsinler işte. Emredersiniz hastaneye. Adaşa'dan Osman'ı takip etti. Fark ettin mi hastayı benim? Evet. Nöbetçiyi de Osman'ı çıkarabilmek için vurdu herhalde. Allah kahretsin! Ulan abi bayrağı davul sarmak istemiyorum artık burada ya. Bu ne arkadaş ya? Bu işi de senin küpeli yapmış olmasın Osman? Bilmiyorum hastayım benim ama... Kesin o durula. Bir türlü yakalayamadık şu çatlağı. Ama onun durumu zor da şu anda komutanım. Yani böyle bir saldırıyı... İyi de babam çatlak kadın ya, çatlak. Şehit'in naklini ayarlayalım. Başçavuşum. Osman'ı da hastaneye götürelim. Şu tutuklu mu oldu ya? Kontrol ettim. Yiğit ayını yatıyor şu ol eşek. Yarın onun naklini de edelim de bir risk misk olmasın ya. Bonjour Lolo Lorient cemaati. Nasılsınız Ogay'ım? Buyurun. Biz bugüne kadar kime neyi buyurmuşuz ya? Size buyuralım ha? Bu Berat Beyefendi Hazretleri nerede acaba? Bir toplantısı var Ethem Bey şu anda. İyi. İyi. Biz de bekleyelim değil mi? Biraz medeni olalım, bekleyelim. Ethem Bey, randevulu gelirseniz beni de zor durumda bırakmamış olursunuz. Bugün Berat Bey'le görüşemezsiniz. Bu randevu kelimesi bende böyle kötü şeyleri çağrıştırıyor. Böyle pis, ahlaksız, kötü. Böyle randevu evi gibi. Şişt, kız. Sen randevuya gittin mi? Ama sen ne işin var değil mi? Lütfen dışarı çıkar mısınız? Ulan ne oğlum benim seninle işim yok ki zaten. Ben senin bu Fransız armudu patronunla görüşmeye geldim ulan. O arada iki çift laf ediyoruz insan gibi değil mi? Haddini bil lan. Dişi geyik. Ethem dışarı çık. Ya oğlum senin sekreter de aynı sen ha. Armut piş dibine düş. Ya konu itibariyle armut sen oluyorsun ama yapacak bir şey yok artık. Yani, idare et. Oğlum sana dışarı çık dedim. Havayı sonra ederiz lan yattım. Mesaj getirdim sana. Dıt dırı dıt 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 dıt. Başlatma lan mesajından. Malum abimiz... Malum mevzuyu cuma günü bankalar kapanana kadar çözmezsen Beratçığım... ...seni malum bir şeye benzetecek. Malum oldu mu? Lan Bakır da, Bakır'ın köpeği de zerre kadar umurumda değilsiniz. Neticesine katlanırsın ha. Nesilin meletmesini de biliriz ha. Tuz yaratmasını da aklında bulunsun yani. Neyin meletmesi lan bu? Oğlum bu ne? Hareket çekme lan. Çık hareket lan. Çekmesin oğlum. Bıraksana artist. Oğlum bana bak sen bittin ha. Sen bittin lan. Oğlum el önüne dışarı. Oğlum el önüne. Oğlum cuma günü lan cuma. Cuma gününe kadar bu iş olmazsa var ya seni ebedi resmi tahlile göndereceğim anladın mı? Çekil lan dışarı. Dedim ki. Hadi anlat bakalım. Anlatım havalide. Söyle. Bir iyi haber, bir de kötü haber var Haval. Amerikalılar gibi konuşma Ferit. Söyle. Şefik. Kurtulmuş Yaşi. Ne diyorsun lan sen? Nasıl olur bu? Mandalı epeyce ısırmış demek.
Askerler de yetişince bırakmamışlar haini. Kurtarmışlar. Kim verdi sana bu bilgiyi? Su çıkan mezrasındaki adam. Askerler Şefik'i beraberlerine götürmüşler. Muhtemelen yarın da ilçeye nakli yapılacak. Lanet olsun. Şefik konuşursa, ki konuşacak bilirsen, işler daha da karışacak. Karışık işten korkmuyorum ben Ferit. Karışacaksa karışsın. Benim mesela verdiğim ceza yarım kaldı. Verdiğimiz ceza adresini bulacak Ferit. Anladın? Ne yapacağız? Haberin neydi? Birisi Çeliktepe'yi basmış. Bir ölü, bir de yaralı varmış. Buralarda bizim başka unsurumuz yok ki Haval. Nereden çıktı bu? Şehir kadrosu da arada bir çalışıyor demek ki Ferit. Hadi. Hazırlığınızı yapın. Şefik'in sevkiyatına çöküp yarım bıraktığımız işi bitireceğiz. Hadi. Fatma teyze gel. Gel, hoş geldin. Hoş gördük de. Gargol kısmına hoş mu gelirmiş? Hayırdır inşallah? Gerçi hayır mı şer mi vaziyet belli oluyor mu? Adet olmuş bir kere, sorduk işte. Yani Fatma Hanımcığım, hakikaten ben de çok şaşırdım ama artık olmuş bir kere değil mi? Allah Allah, niye acaba? Neyse teyzeciğim, ben anlatayım sana. Siz bunları gaydı müebbetle içeri atıverin. Niye uğraşıyorsunuz ki? Kim? Kim olacak canım? İbrahim'le Serbülent'i. Ama o yanlarındaki şebeliği atmasanız da olur. Sef o biraz, sef sef. Aa Fatma Hanımcığım, Allah aşkınızla konuşmayın böyle. Yani Allah korusun, Allah yansıysa bana bassın. Niye ikide bir hanımcığım deyip dur be? Gurbetten gelmiş taze güve gibi. Allah Allah. Hanımlar, hanımlar, ben bir anlatayım isterseniz de sonra siz devam edersiniz. He anlat bakayım. Şimdi aslında ortada hırsızlık, arsızlık yok, tamam. Yalnız İbrahim amcayla Serbülent'in Selma Hanım'dan aldıkları kitap tarihi eser niteliğinde olduğu için. Bu süslatçı niye vermiş kitabı o zaman? Ay Fatma Hanımcığım, nedir Allah aşkınıza öyle süslü hatçı vatçı? Ya orasını ben bilmem Fatma teyze. Yalnız bunlar Antalya'daki o yabancı adam neydi adı? Ha işte Mr. Johnson. Bununla pazarlık ederken polis takibine takılmışlar tabii. Tamam işte. Yakalamışsınız. Dama da tıkmışsınız. Benden ne istiyorsun şimdi sen? Ya olur mu teyzeciğim ya? İbrahim amca filan. Herkes cezasını çekecek. Teyze bak, sen öyle söylüyorsun ama olmaz yani. Ayıptır Fatma teyze ya. Bak biz ifadeleri tamamladık. Sen de imzanı atacaksın. Selma Hanım zaten şikayetçi değil. Sen de imzanı atınca serbest bırakacağız onları. Tamam. Ne o süslatçı? Üç gün mahpus yolu bekleyemedim bakıyorum da. Ay Fatma Hanımcığım, vallahi üstü bir iyilik sağlık, artık darılmaya başlayacağım. Alınca biz sanki ben seninle konuşuyorum. Ya Allah aşkına durun ama ya. Adem. Buyurun komiserim. Fatma teyzeyi götür. Bir görüşsünler. Hı? İşlemler bitene kadar. Hadi. Yok yok, lüzumu yok. Görüşmem ben. Götür sen Adem. Hadi götür. Aferin sana. Cemil mi arıyor? Aa sus bakayım, çok bilmiş. Alo. Alo Nihan, iyi misin? İyiyim, sen? Yolda mısın sen? Ben evet şey... Ne? Ne ne? Şey ne, şey dedin ya. Nihan ben hastaneye gidiyorum ya. Ne hastanesi? Biz Mahmut'la... Ya ne hastanesi? Gevelemesene. Geveleme diyorum. Gevelemeyin komutanım. Ya aslında ben seni aramasam... Sen çok kızacaktın bana, o yüzden...
yüzden ben arayıp en azından haber vereyim size. Bu kadar yani. Osman saçmalama, ne hastanesi ya? Yaralandın mı sen? Ya ne hastanesi deyip duruyorsun, ne diyeceğim ben ya? Ya öldü de, yemek yaparken öldü de. Ya Nihan'cığım biz yemek yapıyorduk. Yemek mi? Ya aslında benim bacağımı karakolda sardılar. Benim hiç hastaneye falan gitmeme gerek yoktu da. Hani Duraylı Başçavuş'la Hakan hastayım, yani ısrar edince ben de hani... Osman bak kızıyorum ama. Ya yemek yaparken bacağını nasıl kestin? Sen nasıl iş bu? Yemek yaparken bacak mı kesilir? Ne oldu diyor. Doğru diyor, doğru diyor. Top oynarken. Nihan'cığım, biz top oynuyorduk. Mermi gelince... Mermi... Lan ne mermisi ya, ne mermisi? Mermi mi? Osman ben hemen geliyorum. Tamam. İlçe hastanesine mi gidiyorsunuz? Yok Nihan'cığım, gelmene hakikaten hiç gerek yok. Gelme yani. Tamam canım, hemen geliyorum ben, geliyorum. Nihan. Ya Mahmut, insan hiç top oynarken bacağına mermi gelir mi oğlum ya? Sen deli misin ya? Geldi ya komutanım, geldi ya. Dünya kupasında mıydı? Kolombiya'ya öyle ateş ettiler ya komutanım. Oluyor öyle şeyler ama yenge yemedi tabii. Asıl o hastaneye geldiğinde ben ayvayı yedim. Bacağın nasıl iyi mi? İyi Mahmut, iyi. Hoş geldin Bakir. Kaynana seviyor seni ha. Yemek var, yemek var da müjde yok. Yok mu? Senin çavuşun şansı yaver gitti. Aradan çıkaralım dedik ama çıkmadı. Keçi eti aldırdım. Buralarınki iyi olur. Ben de iyi yaparım ha. Şimdi ne yapacaksın? Kavurma yiyeceğim. Ya. Oh. Koskoca Zahul'a Artin'e iş emanet edeceksen... ...önünü arkasını sormayacaksın. Oturup keçi eti yiyeceksin. Hastane işi olacak. Biraz yardım edeceksin. Yoksa vurdun. Vurdum, vurdum. Ama yeterince değil. İşi bitireceğim. Burada, ilçede bitireceğim. Öyle söylesene ya. Öyle söylesene. Biz de ne lazımsa yapalım kardeşim yani. Oh be. Utanmayınız mı diye sormayacağım. Neye sormayacağım? Çünkü ikinizin suratı çarıklık köseleden yapılmış. İbrahim'i daha kalın kösele. Ya Fatma, ya zaten yer yarası da içine giriversek diye diye duruyoruz şurada. Etme gözünü seveyim ya, ha? Sen benim için yok mesabesinde olduğundan sualine cevap vermeyeceğim İbrahim. Kocana, kocana. Kocana ne kadar? Kocaman kocaman taşlar düşsün Emin Serbülent başına. Ha? Lan sen bilmiyorsun ölen, ha? Bu adamın ne kadar yoldan çıkmaya müsait bir adam olduğunu... Aklın iki karış hava doldur, biliyor musun sen? Bunun yoluna düşmeyeceksin, ayağını tavuk boku bulaştırmayacaksın yerde... ...sen onunla kalkmış! Ama aşk olsun Fatma ya, aşk olsun ya. Ya çocuktan dön... Memur Bey, ne neler diyorsun ya Fatma? Sus sen, hadi! Arsarı antika hırsızı, hırs düşmanı! Gassan para! Fatma, ayıp oluyor ama deme. Sen buradan çıkınca sakın eve gelme, anladın mı? Eve girsen ben yapacağımı bilirim. Ya ben nereye gideceğim Fatma? Selma Hanım'a git! Artık karşılık muhabbet kuşları gibi hanımcığım, beyciğim diye şakayıp durursunuz gari. Sen ona git, ona. İnan koca hanım,
Böyle bir aile faciasına meydan verdiğimden ötürü kendimi asla affetmeyecek. Beni öyle bir eşek gittim ki marzuman eşya bile anca bu kadar eşek olabilir. Sen büyüklük ettin ve eşeğinle önünü öpün kocanım ve... Sus lan Zibit. Bütün bunlar senin başın ardına çıkıyor zaten. Ya sen adam ha? Sen hiç düşünmüyor musun? Benim aslanlığa gibi oğlum devletin üniformasını giymiş. Göğsüne bayrağını takmış vazife başında. Ben ne halt ettim, ne adi hırsızlık ettim, ne zamparlık ettim diye hiç aklına gelmiyor mu senin? Hiç düşünmüyor musun? Ya zamparlık için nereden çıktı Fatma? Hırsızlık gerçi o da hiç yok ki. Ya niye o zaman hükümet seni kulağından tutup dıktı içeri? Sen gene de bu kadar üzerine varma Fatma teyze. Kocanım ben bütün mesuliyeti... Lan Coşkun, bir de sen çıkma oradan gözünü seveyim ya. Bir sus ya. Kocanım, ben bütün mesuliyeti üstüme alıyorum. Biz ettik sen etme gözünü seveyim ya. Sakın eve gelme. O kadar. Beni bak komiser. Sen bunları iyice bir döveceksin değil mi? Olur mu öyle şey Fatma teyze? Ya dövülür mü ya? Neye? Aşk olsun Fatma teyze. Şaka yapıyorsun galiba. Ne şakası oğlum? Vereceğim bunları iki tane izbantın eline. İbrahim başta olmak üzere sabaha kadar ıslatıp ıslatıp dövecekler. Islatıp ıslatıp dövecekler. Yani duyan da hakikaten şimdi... Neyse olmaz öyle şey teyzeciğim. Neye? Canım niyesi var mı? Kanun var, nizam var. Hem bu devirde karakolda dayak mayak. Olur mu canım öyle şey? Sen bu uğursuz takımı dövmeyeceksen... Niye maaş alıyorsun devletten? Maaş? Hovardayı falaka yatırmayacaksan. Hırsıza uğursuza kötek atmayacaksan. Ha? Niye devlet giydirsene böyle kasalak kasalak? Copla, mopla, hava, civa, heç. Böyle zaptiye mi olurmuş? Ya Fatma teyze ama neyse. Fatma teyze sen buraya imzayı at, adamları dışarı çıkaralım. Bizi de boş yere uğraştırma. Hadi. Ya yapma, inat etme Fatma teyze ya. At şuraya imzayı, hepsi o kadar. Ben imza atmam. Sen dövmeyen ben niye imza atan? Yahu sen pazarlık mı yapıyorsun Fatma teyze benimle Allah aşkına? Yapıyorsun tabii. Sen bas sopayı, al imzayı. Hayda. Kölgesinden korkan komiser mi olurmuş? Sen iki tane eksik aldı dövmeyeceksin. Ne işe yarıyorsun sen? Hiç. Bir yandan da Avrupa Birliği mevzuatı falan diyoruz değil mi? Vatandaş uzak tabii. Ha, o pek bilir Avrupa mı Avrupa? Kız süslatçı. Bir tane fifi köpek alın da beslersiniz İbrahim'le beraber. Avrupa'ymış. Başlayacaksın şimdi Avrupa'nın ortasına. Adem. Adem oğlum. Sen şimdi şu ikisini iyice bir sopalamanın çaresine bakacaksın değil mi? Ha? Adem. Sana güveniyorum oğlum. Sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Hadi Adem. Hadi yavrum benim. İyice bir dön. İyice bir dön. Şimdi çay kötüdür ha komutan. Mahmut. Beni terk etme oğlum. Zaten kaldık burada. Gel. Nihan Hanım geldi komutanım. Sizi görmek istiyorum. Ha, çağır gelsin gelsin. He. Affedersin komutanım. Ne diyecektin? Gelmesin mi diyecektin? Mahmut, sen araç komutanı değil misin oğlum? Evet komutan. Hadi aracının başına. Marş. Sen bu halde bırakır mıyım ya? Mahmut. Emredersin komutan. Ben gidiyorum o zaman. Bir şeye ihtiyacın olursa Çeliktepe'deyim. Gerçekten mi Mahmut? Sen demek ki şu sıralar Çeliktepe'desin ha? Ne güzel. Çeliktepe'deyim. Geçmiş olsun komutanım. Eyvallah, eyvallah. Yenge, paraya mal yok, her şey kontrolü. Osman, ne oldu? Yok bir şey yok. Ya
can sarıl Osman. Nihan, yani bari bir... Ya bir öpseydin beni ya. Ya Osman. Ama hastayım ben. Yani yaralıyım yani. Sen yemek yedin mi? Sana çorba yapmak lazım. Çorba iyi gelir. İçer misin çorba? Ya ben niye annemi görür gibi oluyorum ya? Zeliha. Zeliha kızım. Teyzem. Gel hadi. Geldim, geldim. Ah teyzem. Ah Zeliha'm, ateş kafamdan çıkıyor kızım. Azıcık gel de bana can yoldaşı ol. Ben bundan kere az buçuk artık dul sayılırım. Ah hem de bu yaşımda kızım, bu yaşımda. Hayırdır teyzem? Ağzından yele atsın be, ne oldu? Aman ne olacak kızım, insan garaya azgılı olunca... Ay İbrahim amcaya mı bir şey oldu yoksa? Allah korusun. Aman yok be kızım, kötüye bir şey olur mu hiç? Kötüye bir şey olur mu? O konserde gevşek çıktı anam. Alacaktı İbrahim şöyle eline kızılcık sopasıyla. Teyzem ne sopası, ne komiseri Allah aşkına hiçbir şey anlamadım ben. Gel de bir çay içeyim kızım, gel. Gel çay harareti alır derler, gel. Bir çay içeyim ben sana, her şeyi anlatacağım seni, her şeyi anlatacağım sana. Gel kızım, gel. Lan! Lan! Tüfek! Hamza! Selam! Dur! Gel! Kışlalar doldu bugün. Doldu boşa. Yukarıda. Hoş gelmişsiniz Berat Bey. Ya biliyoruz yukarıda olduğunu canım. Ya hem nedir böyle her seferinde feodal feodal teşrifatlar filan? Olmuyor. Ben ne dedim şimdi lan? Ağam yukarıdadır. Hoş gelmişsiniz Berat Bey. Amca konuşmamız lazım. Berat. Hayrola yerim bu ne hal? Ya amca hastasın. Konuşmayayım. Ağzımızın tadı kaçmasın dedim ama artık fazla oldu. Kim? Ne diyorsun sen oğlum? Ethem'den bahsediyorum amca. Ne olacak başka Allah aşkına? Ethem. Dayına ne yaptı? Adam güpegündüz gelip benim mekanımı basıp... Mekanını mı basıp? Ethem gel buraya. Ethem! Amca ben tedbirimi alırım. Alırım almasına çekinmem. Şşş. Çekinmem de arada sen varsın. Ethem! Gel buraya. Oo amca oğlum. Hoş gelmişsin. Heh.
Şimdi yine mal olduk ha? Vallahi hayat sana güzel ha. Canım, istersen iş hayatıyla özel hayatı birbirine karıştırmıyorum. Ethem, la yine ne haltlar karıştırdın Ethem? Vallahi şu anda bu konu üzerine fazla konuşmak istemiyorum yani. Ne diyorsun sen be? Ha, delirdin mi? O nasıl laf lan öyle? Vallahi baba, aynen öyle. Yani burada durup bu Fransız vatandaşı Monsieur Berat'ın zırtta pozlarını dinlemek zorunda değilim ya. Ethem, fazla oldun. Zaten fazlaydın, taştın şimdi. Vallahi baba, taşan taşsın, dökülen dökülsün. Zaten dökülmedik neyimiz kaldı? Dur la. Durmayacağım ya. Bana asi olma, dur. Bana bakma. Bakacaksan git o Ergelioğlu'na bak. Bana öyle hesap sorar gibi bakma. Bana bakma kadın. Yıkıl karşımdan. Çık. Çık. Anlat şimdi. Ethem, o şerefsiz herifin namına bana haraç kesiyor. Yok amca, olacak şey mi Allah aşkına? Kim? Kimin namına? Kim olacak? Bakır denen o herif. Bunun sahibi ya. Bakır mı? Bakır mı dedin sen Berat? Sen de söyler söylemez karakola mı koştun? Yapma be teyzem. Eli güne karşı ayıp. Hiç olmazsa kendini düşün. Fatma'nın kocası nezarette demez mi insanlar? Onları güzelce sopalamadı komiser olacak adam. Vallahi teyzem, bak çıkarken yine söyledi. Fatma teyzeme selam söyle dedi. Kanun böyle olmasa onu mu kıracağım dedi. Bir güzel döverdim ama yapamadım işte dedi. Teyzem, hadi be. Sen yufka yüreklisindir, hadi. Ne olur teyzem, hadi ya. Teyzem. Bak yazık, hadi. Ne olur, beni kırma. Yani Zeliha, sen arada olmasan var ya yani. Mümkünü yok. Teyzem, al. Ne olur. Nereye atacaksın? Canım, canım, canım. Aslansın sen. Reyhan. Sen bana bir şey söyleyecektin. Bir şey mi söyleyecektim? Geçen gün telefonda konuştuk ya, sonra söylerim dedim. Ha, konuşuruz sonra, sen hele bir iyileş de. Ya iyiyim işte, görüyorsun. Ya bu iyi halin mi Osman? Allah Allah. Ya. Sana sadece ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum. Duyuyor musun? Vay be. Avukata bak. Sana söylüyorum, nokta. Kalbimi hapishaneden hiç çıkartma, olur mu avukatım? Hapishaneden çıktık. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Sen Zeliha'ya şükret. O olmasaydı biz zor çıkardık.
Benim bütün dualarım zaten Zeliha ile koca babam. Benim Zeliha'sız bir kelamım var mı? Çıktık çıkmasına da keşke çıkmaz olaydık. Bundan sonra benim başıma gelecekler yanında. Hapishane çerez çekirdek kalır, çerez çekirdek. Abartma be koca babam ya. Yani koca anam merhametli insandı da o bakımdan dedim. Vallahi bana kızmadı Fatma teyzem, siz düşünün. Çek, çek kafanı Coşkun, çek. Ya aslanım sen neden böyle yapıyorsun ya? Biz konuşurken danganak çıkıveriyorsun. Özür sayın abim, özür. Yani diyeceğim o ki koca babam. Hiçbir şey deme Serbilent, hiçbir şey deme. Senin her deyişine sanki içeri girmeyeceğiz. Tamam koca baba ya, tamam. Tamam, tamam. Koca baba, pek de acıktık ya. Sende durum nasıl? Ben de. Şey, şimdi ben yemek yiyelim diyeceğim de olmayacak. Niye be? Ayıp da söylemesi, bende para durumları biraz kelek de koca baba. Ha. Ne oldu senin Mr. Jensen? Ha? Bizi böyle dolarları mı vereceğini, ne oldu? Böyle hani diyordu ya böyle. Bize paralar akıtı vereceğini, kartı geçecekti. Ne oldu ona? Ha? Ne de sen haklısın koca baba. Hadi geliverin şurada bir tas çorba içiverelim. Sen ısmarlayacaksın. Tamam, tamam. Duydun mu Coşkun'um, duydun mu? Koca babamı rezil etmeyeceksin. Bir tas ezogelinle iki somun ekmek yemeyeceksin. Derviş ol azıcık, derviş ol. Fatma yiyecek beni. Fatma yiyecek beni be. Kesin o çatlakların işi bu ya. Kesin. Ya bilemeyin çiçeği abi. Şu dağlarda dört tane tilki dolaşıyor. Hiçbirinin kuyruğu da birbirine değmiyor. Keselim kuyruklarını. Kırkının da keselim. Ümit nereliydi abi? Manisa. Yok yok. Amasya. Ya ya Manisa ya Amasya. Amma alaka. Ya ne bileyim ben onların ikisini hep karıştırıyorum. Manisa Amasya. Alaşehirliymiş. Manisa Alaşehirli. Ha Manisa Manisa. Mekanı cennet olursunlar inşallah. Amin. Dikkat! Durum nedir Taner? Dinleniyorduk komutanım. İyi, iyi. Hayırdır onbaşı? Yeni bir şey mi yazdın? Sayenizde yeni komutan. Oku bakalım. Oturun oğlum, oturun. Otur da oku Muharrem. Ümit 20 yaşta düştü toprağa. Her mahluk ölse de şehit ölmezmiş. Adları yazılsın altın yaprağa. Silenler silse de şehit ölmezmiş. Ümit'i gönderdik fidanlar gibi. Ardından ağırladık figanlar gibi. Peygamber yanında sultanlar gibi. 40 kurşun yese de şehit ölmezmiş. Vatan hududuna ördük bir duvar. Duvarda ruhumuz, kanlarımız var. Gül yüzü süzülür, yarası kanar. Mezara inse de şehit ölmezmiş. Babaya iftihar, anaya izzet. Askere şereftir, kahpeye zillet. Kur'an'ında Allah verdi bir senet. Yıldızlar sönse de şehit ölmezmiş. Muharrem'de ya diyarı kaldıydı. Manisa'dan büyük asker geldiydi. Ümit bu dağların ana kurduydu. Çakallar ülse de şehit ölmezmiş. Baba bugün
mayadır ula? Gözlerim aga. Bu nasıl mayadır ya Rabbi? Ateş düştü. İçinde yardım. Ula Gırşehirli. Seni ben Gırşehir'in ordasına diker. Ha böyle selam dururum sana. Yeminle. Kavruk aslanım benim. Septigim suda yandı. Çakallar ürse de şehitler ölmezmiş he. Aferin ola. Aferin ola. Gel otur o güzel boyuna, ben de öyle. Laboratuvar nerede? İleride hemşire bankası var. Oraya sorun. Sabah geldim, tahlil istediler. Ya insanın kulağı, burnu, boğazı aynı anda ağrır mı? Ağrıyor işte. Tamam, oraya sorun. Tamam, tamam. Haydi. Yarına kadar halletsin. Ay yazık ya Fatma teyze. Üçlü orada İbrahim amca. Almayacak mısın içeri? Gitsin annesi Elmas olacağın evinde otursun. Ha canım olur mu öyle şey? Olur kızım olur. Bununla sülalece zampara zaten. Bunun rahmetli dedesi daha evlendiğin haftasına bir kızı kaçırmıştı. El alemin dibine mesele olmuş. Gerçekten mi? Bu şimdi adliyeci Selma'yı görünce böyle ayran budalısın ölmüştür. Bilirim ben. Bunların hepsi böyle, hepsi. Ne dedin teyze? Yok bir şey kızım, yok bir şey. Hadi gel, güzel bir kızartma yapalım. Kokusu böyle aşırı dolu, aksın gitsin. Gokluya gokluya, titresin orada gari. Senden yemin ederim korkulur teyze. Fatma, ulen Fatma. Bırak karının kocasına insan insan etme senin bahettini be. Şu işe bak ya. Kabahat bende. Kabahat bende de. Ya Serpilent'i emziren ben miyim be arkadaş ya? Onu başıma tebeleş ettiren de kendisi Fatma. Şimdi de bana. Ya şu yaşta işe bak. Dün gece nezarethane... Bu gece sokak.
Hadi be, Selma'ya mı gitsem hakikaten be? Hayırlı Burhan Bey? Hı. Sokakta mı kaldın? Yok be. Ne sokak? Ya evde biraz sıcakladım da çıkayım biraz. Ha. Hava alayım dedim ya, onun için geldim. Peki, hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Oh, ulan rezil olduk be. Kahveye de gidemeyeceğiz bu rezillikten. Ulan Fatma, ulan Fatma. Zalim kadın ya. Zalim kadın, bak kızartma yapıyor ya. Oh. Ya bir ekmek arası atıverse bari. Şimdi mutlu musun Gargamel? Ağzını açma, ağzını açma. Bin miyim sen? Bin. Hadi beyler, gidiyoruz. Hazırız komutan. Gidelim. Alo. Ya ben çok sıkıldım ya. Ya şu işlerimi toparlayayım, uğrayacağım yanına, merak etme. Hem öğle yemeğini de ben yedireceğim. Ya ama ben burada acılar içindeyken sen... Abartma, abartma. Ya sen niye benim hastalığımı, yaramı falan ciddiye almıyorsun? Tamam, anlaştık. O zaman gelince yemeğini yedirdikten sonra bir de üstüne iğne yaparım, olur ha? Çok zalimsin ya. Düşene bir de sen vur, öyle mi? Yerim seni. Hadi görüşürüz. Ne dedi şimdi bu ya? Osman Kanat, hiç yerinde durmuyor mu bu çocuk gari? Ne bu? Şu anda yok da ben isterseniz size hastanenin telefonunu vereyim teyze. Hastane mi? Ne hastanesi? Şey teyze. Oğlum gevelemesene ağzında. Öldürmesene buradan insanı. Top oynarken ayağını burktu da Osman komutanım teyze. Onu baktırmaya gitti. Doğru söyle bak. Gazık kadardan top mu oynarmış dağın başında? Vallahi billahi öyle teyze. Sen ver bakayım hastaneye bir telefonu bana. Ver bakayım, ver. Çabuk. Ne
Binip vaziyet alın. Araçta kalmayalım, burası sakat. Şefik, dağılmayın. Bir değil lan Havar. Hadi bakalım Şefik Bey. Yolculuğunuz buraya kadarmış. Kesin kaçacak. Burada ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Adamla en fazla meyhaneye gider, bir iki işlet eder diye düşündüm. Nasıl onun kurşun askerliğine soyunursun Ethem, nasıl? Baba. Sen bu işe müdahale etmesen baba. Ethem. Yani baba Berat gelip sana bir şey fitleyince hemen inanıyorsun ya, hemen yani. Yalan de. Dünyada herkesten önce ben inanayım sana. O bakır itinin namına amcaoğlundan haraç istemediğini söyle. Hadi söyle. Kazın ayağı öyle değil baba ya. Neden böyle yapıyorsun? Beni 40 yere ısırmış bir yılanla aynı çuvala nasıl giriyorsun oğlum sen? Oğlum dedim. Farkında mısın? La sen doğduğunda gökyüzünde mermi deliği olmayan bir santim bırakmadım ben. Sofram 40 gün ortada açık kaldı. Ben annenin altına boğdum seni bana verdi diye, bir oğul verdi diye. Ben senin babanım. Kızsam da bağırsam da babanım. Sen de benim oğlumsun. Ethem Tekin Taş'sın sen. Oğlumsun. Ama iş... İş güç tutmaya gelince Kadrolu Tekintaş, Mensio Berat oluyor. Değil mi baba? Ha? E tabi. Ne diyeceksin ki? Ethem, o kana susamış canavara bir kızımı verdim ben. Bir oğlumu da vermeyeceğim. Son savaşım da olsa savaşacağım. Bunu böyle bilesin.
Necla, yapma. Bunu sana ödeteceğimi söyledim değil mi Şefik? Necla! Seni öldüreceğimi söyledim. Yapma Necla! Hadi çekiliyoruz. Çekiliyoruz. Yemekler berbattı. Eline sağlık. Biraz nazlanıyor muyuz yoksa bana mı öyle geliyor ha? Yani. Ben daha hiç uyumadım biliyor musun? Ben şimdi çıkıyorum ıhlamur kuşburnu falan alacağım tamam mı? Yok hiç gerek yok. Ben bugün çıkarım zaten. O kadar emin olmuyorsun ha? Kolonya da alacağım sana. Hayda ya Nihan! Ben de sütlacı mıyım bari? Ya Fatma ne inatın Allah'ını seversen ya. Ya kapı ağzını sabah kadar beni hep durdurdun benim ya. Aşk olsun ya. Osman hastanedeymiş. Hastanede mi? Hayırdır? Karakoldaki çocukla konuştum. Top oynarken oldu dedi. Osman'dan konuştum. Anne koşu yaparken dedi. Osman'dan konuşuverdin mi sen? Konuştum. Bak bunda bir şama. Hadi bakalım hayırlısı. Allah Allah. Geç. Almadı mı Selma Hanım seni eve? Ya Fatma el kadının hiçbir şeyden haberi yok diyorum sana ya. Vallahi billahi haberi yok ya. Ya oğlum yemekte çok kötüydü Fatma biliyor musun sen? Kızartma kaldı mı? Aman İbrahim yürü dedim sana yürü. Geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Güzel mi? Güzel. Doktor, sizce ben ne zaman çıkarım? Daha önemli işleriniz var herhalde, he? Var. Ama sıkıldım da. Tabii. Bir bakalım. Acıdı mı? Yok. Çok acımadı. Güzel. Sizi taburcu edelim artık. Sen değil mi? Güle güle çalış. Geçti.
İyi günler Sayın Savcım. Ula konvoy basıp adam kaçırıyorlar. Osman'ı hastane odasında öldürmeye çalışıyorlar ya. Bu nasıl iş, nasıl cendere ben anlamadım ki ya. İki gün rahat yüzü görmeyecek miyiz biz ya? Hiç görebildik mi başçavuşum? Mümkün mü? Tutukluyu hedef aldılar. İsteseler pekala bize de zayiat verdirirlerdi. Bulaşmak istemediler ama herifin konuşması da işlerine gelmedi demek ki. Ulan at izi it izine karıştı ya. Profesör olsan çözülmez vallahi ha. Hoş geldiniz. Ya aşk olsun amca. Ya niye burada bekliyorsun? Yukarı çıksaydınız. Hadi bu oğlum Berat. Yemek kısmına da oğlunu göreyim. Estağfurullah amca senin yanında. Hem laflarız. Hadi bakalım. Galiba mengeneyi kırdık biraz ha Necla. Çekicin daha ilk darbesiydi Ferit. Gör bak daha neler olacak. Daha neler olacak. Bize avro üzerinden tarife çekiyordu şerefsiz. Eline yüzüne bulaştırdı. Nasıl olmuş abi? Hani artık kaçırmazdı. Nereden bileyim oğlum, nereden bileyim de? Yan yatmış, çamura batmış, almamış işte. Peki abi bu herif bizi niye çağırıyor? Ne istiyor bizden? Destek isteyecek tabii. Başka ne ister ki? Ama yağma yok. Bunun dışında zırnık yok ona. Ona tonla para verdik bu iş için. Bu işi halledecek. O kadar. Getirdin. Geçmiş olsun Artin.
Getirdim. Yakışıklılığın bir tık bozulmuş. Ama maşallah karizma yerinde. He? Hiç havamda değilim Bakir. Ben de hiç havamda değilim Martin. Bana tenzilattan bilmem neden bahsediyordun. İş dallanıp budaklanmış. He? Benim ilişkide bulunduğum katmanların sabrı giderek azalıyor. Anladın? Tamam, anladık. Getirdin. Seyfi. Bizim adamın kankaları bunlar. 7 gün 24 saat silah arkadaşlığı geyiği. Anlarsın. Yalnız benim istediğim o garibanlar değil. Ben o uzmanı istiyorum. Anladın? Tamam Bakir. İyi geceler.